Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 28 Eylül Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de 10 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. 2 altınımız var. İyi koşu çıkartmasını beklediğimiz banko adaylarımız olacak. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet, birinci altılık aynamızın başlangıç saati 16.45'te bir Maiden koşusu olacak. 3 yaşlı Arapların 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 Arap atımızın. Evet, burada sıralamam 3 nolu Kubbas. Yani yaptı üst üste koşuları Kocaeli pistinde 1200'de ikinci, son koşusuna 1400'e harika bir üçüncülük elde etti. Halil yol açışıyla dördüncü kez yola devam dediler. Kutlas'tan çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İki şanslı Safkan'ım, üç nolu Safkan'ım. İkinci atım bir nol Ömer At. Okan Akel, Laprant arkadaşımız da. Üçüncü atım altı nolu Onkut, Kadir Tokaçoğlu'yla ikinci kez buluştu. Etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Sonradan yedi nolu son atmaca Görkem Özçelik'le ve de on nolu Safkan'ımız Kuymağı da çok çok dikkat diyeceğim. Buranın sürprizini patlatabilir, dikkat diyeceğim. Safkanlardan biri 18 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. O da Kutlas'la aynı orijine sahip bir safkanımız. Ben Kuymak'tan da etkili bir koşu gelmesini bekleyeceğim 10 nolu safkanımız. Sıralamam 3, 1, 6, 7 ve 10 nolu safkanların mücadelesini ben birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz şartlı 4 bin mücadele dişilere mahsus yamak bir koşu olacak. 3 ve Kore İngilizlerin 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyecek. Birinci beşlik aynımızın da başlangıç ayağı 12 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, burada ben 3 safkan yeterli gördüm bu koşu için. İlk şans safkanı Kaancan Gökçe ile start alacak olan Caliente diyeceğim sevgili dostlar. Grubun gerçekten kaliteli bir safkanı olan Kaancan Gökçe ile de ben etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim Caliente benim iki nolu safkanımız önceliğim olacak. Buna rakip hanesinde 4 nolu safkanımız, o da ilk defa Mürsel Kayış'la Aprant arkadaşımıza mücadele edecek. Ben 4'ten de etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Çünkü Bursa'da şartlörlü 1900'ü harika bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösteri arkasından 1800 şartlörtte 3. oldu. Bizleri aldatmasın, yine etkili bir koşu çıkartmıştı. Mürsel Kayış'ta da mutlaka etkili bir koşu gelecektir. 4'ü de göz ardı etmeyelim. Ve de son olarak da Efsane Aşk'a dikkat diyeceğim. Kum performansı onun da etkili olacaktır. Kadir Aydın'la start alıyor. Yabana atılmayacak bir safkanımız Efsane Aşk da mutlaka kuponlarımıza olması gereken safkanlardan biri. Sıralamam 2, 4 ve 6 nolu safkanlar benim için yeterli olacak bu koşu için. Evet, üçüncü koşumuz bir Maylen koşusu olacak. 3 yaşlı Arapların mücadelesi olacak. 1400 metre kumdaki 11 Arap atımız mücadele verecek. Birinci dörtlük aynımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet, ilk koşusunda Tugal Alıcı'yla etkili bir koşu çıkartmıştı. Bursa'da 1400 metre kumunda pistten ikincilikle ayrıldı. Şimdi Kocaeli'ye ilk defa göre ikinci koşusunda etkili bir koşu yine gelecektir. İlk şanslı Afgan'ın 5 nolu Turhan Bey'i diyeceğim Tugay Alıcı'yla. İkinci atım altı nolu Uğurkan, mutlaka dikkat edilmesi gereken safkanlardan biri. Kadir Tokaçoğlu'yla ilk defa oluştu. O da yaptığı son koşu Kocaeli'de 1400 mesafede etkili bir üçüncülüğe sahip olan Uğurkan'a da dikkat diyeceğim altı nolu safkanım. Sonra yedi nolu safkanım Yaz Şimşek'i, o da İşman'la ilk defa buluştu. O da Kocaeli'yle şartlı bir de 1400'e harika bir ikincilik çıkarttı. 7'yi de göz ardı etmeyelim. Sonradan 1 nolu safkanımız Alev Kıran'a, Mustafa Çiçek'le dikkat ve de 3 nolu Kral Ateş Sami Kaplan'la ilk defa o da kum piste çıkacak. İstanbul'da şartlı bir de yarış hayatına başlayarak 30 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen Sami Kaplan'la 3 nolu Kral Ateş de mutlaka kuponlarımıza olması gereken safkanlardan biri. Sıralamam 5, 6, 7, 1 ve 3 nolu safkanlar olacak.
Evet, dördüncü koşumuz 7 plase ve birinci üçlük ayrımızında başlangıç ayağı. Şartlı 3000 mücadele dişiler ama 32 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 6 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, burada ben iki safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. Onlarda kimler? 1-0 Matragül aslında bankoda bırakabilecek bir safkanımız sevgili dostlar. Bir tek çekindiğim burada kupon var. Kupon da Hüseyin Şimşek'le ikinci kez buluştu. İki kum performansı vardı. O da İstanbul'da yarış hayatına başladı Sentetik'te. Bir dördüncülük elde etti, sonra Kocaeli pistine geldi. Dokuzunculuk çıkarttı bu mesafede. Sonra Çim'de bir mücadele etti. Tekrar Kocaeli pistine geri döndü. Kupondan etkili bir koşu gelebilir. Kafamı kurcalayan bu oldu. Matragül ama Halil İbrahim Akkaya ile çok çok önde. Kocaeli'de 1400 zaten kazanma başarısı gösterdi. Sonra Ankara'da bir mücadele etti. Sonra tekrar Kocaeli'ye geldi. Etkili bir koşu gelecekti Matragül'e. Riski seven arkadaşlar bire yönelebilir. Ama benim kuponda 2 nolu kupona da yer vereceğim. Yani 1 ve 2 benim önceliğim olacak 4. koşuda. 7 plasede 1 nolu Matragül'ünü bankoda bırakabilirsiniz. İkiliği bozacağını da düşünmüyorum 4. koşuda. Evet, 5. koşumuz handikap 14-1 mücadele olacak. 3 yaşlı Arapların 1400 metre küçük kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. altılık ayımızın başlangıç ayı, 10 Arap atımızın mücadelesi olacak. Evet, burada ben sürpriz bir safkanı banko olarak değerlendireceğim kuponda. O da kim? Haz'ın kızı diyeceğim. Mustafa Çiçek'le ikinci kez buluştu. Kocaeli'de 1200'ü güzel bir koşu çıkartarak pistten birincilikle ayrılmıştı. Maydana da veda etti. Son koşusunu İzmir'de yaptığı bir mücadele benim çok çok hoşuma gitti. 1400'e bu mesafe şartlı 4'te pistten güzel bir ikincilik elde etti. Kocaeli'de de bu mesafede start almış, dördüncülük çıkarttı ama ben Haz'ın kızından yarın çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Grubunda tek dişi safkanlar, biliyorsun tek dişi safkanlara her zaman ilgimi çekmiştir, sürpriz yapmıştır. Burada da ben erkeklerin arasında ben galibiyete uzanacağım. Tabii ki Asil Toprak, Şahseki, Akış, Basket. İlk koşusu mükemmeldi Basket'in Kocaeli'de. Bu mesafede kazandı. Sonra kısada 9'uncuk çıkarttı. Basket de olabilir ama ben Haz'ın kızından yarın bir galibiyet bekleyeceğim. Altınoğlu safkanımız benim banko adayımdır. Sürpriz bir safkanı tek başına bırakacağım sevgili dostlar. Evet, 6. koşu şartlı 3-1 mücadele. 3 ve Kore İngilizlerin 1700 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 16 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, burada ben Dembe'den birazcık bahsetmek istiyorum. Görkem Özçelik, Tapranta arkadaşımızla ilk defa buluştu. 2 nolu safkanımız. Bu da Bursa'da 1400'e arka bir koşu çıkarttı. Arkasını İzmir'e gitti, uzunda kazandı. Sonra son koşusunu yine İzmir'de mücadelede şartlı 3600'ü kazandı. Ben Dembe'den Görkem'le etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk şansı ona vereceğim. Bunu da tek ciddi rakip Babaros diyeceğim. Tolga Yıldız'da bu iki safkan benim 1-2 adım önde tuttuğum safkanlar olacak. 2 ve 6 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. 6. koşu 1. altılık ayımızın da son ayağı, 2. beşlik ayımızın başlangıç ayağında. Evet, 7. koşumuz 2. dörtlük ayınımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 14-1 mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 14 İngiliz safkanımızın sevgili dostlar. Evet, burada da fazla ata yönelmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. İlk şanslı safkanım benim 4 nolu safkanımız olacak. O da Mürsel Kayış'ta Apprenti indirimine gidilip Apprenti arkadaşımızla ilk defa buluştu. Bursa'da yaptığı şartlı 5 mücadelede harika bir koşu çıkartarak 1900'de güzel bir üçüncülük. Kocaeli pistini de çok çok iyi tanıyan, çok iyi koşular çıkartan, handikap 15'te kazanma başarısı gösteren 4'ü dikkat diyeceğim. İlk şans safkanım, ikinci atım 3 nolu safkanımız bir Yonagus Koyorusu Mustafa Çiçek'le 2'de 1 yaptılar. İzmir'de 1900'de kazandı, Maydan'a veda etti. Sonra tekrar İzmir'de son koşusun şartlı 3'te 2100'ü kazanma başarısı gösteren çok formda geliyor. Kocaeli pistine ilk defa çıkacak. 3'ü de göz ardı etmeyerek ikinci şanslı safkanım olacak. Sonradan 9 nolu safkanım Murat Gündüzeli ile etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk buluşmasında Murat'la
İyi bir koşu çıkarttı. Kocaeli 2000 metre kumuna handikap 16'yı kazanan 9'da göz ardı etmeyelim. Sonradan iki nolu sapma orijinal. Her seferinde iyi koşular çıkartıyor ama bir türlü kendini fotoğrafa atamıyor. Üst üste kazandığı koşularda zaten bunu kanıtlamıştı. Şimdi 96 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönen iyi hazırlıklar geçiren Lonard temsilcisi orijinale de 2 nolu sapkanımızda göz ardı etmeyelim. Sonradan 6 nolu Sümer Boy diyeceğiz Kadir Tokaçoğlu'yla. Tekrar kum pistleri geri dönen 6'yı mutlaka yazalım. Sonradan 12 nolu sapkanımız Arslanan'da Mahmut Turan'la etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. O da Kocaeli'yle şartlı 19'u harika bir koşu çıkartarak pistten birincilikte ayrılmıştı. 12'yi de göz ardı etmeyelim. Sıralamam 4, 3, 9, 2, 6 ve 12 nolu safkanlar olacak 7. koşuda. Evet 8. koşumuz kısa vade 8-1 koşu. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlü gayrımızın da başlangıç ayağı olacak. 9 Arap atımız mücadele verecek. Evet Bayemir sevgili dostlar. Evet burada bakıldığında çok çok ön plana çıkan bir safkanımız. O da 1 nolu Bayemir Mehmet Akyoğuz'da harika bir uyum yakaladılar sevgili dostlar. 10 kere beraber koşup 6'sını kazanan üst üste de performansları zaten belli. Hem Sentrik'te hem Kum'da Ankara kısa vade 8-2100. İzmir olsun İstanbul olsun arka arkaya Sentrik'leri de kazandı. Bayemir yine burada galip geleceğini düşünüyorum. Ve de benim banko adayım olacak. Burada çekindiğim bir safkan var. Orada kim? 9-10 Süyünbike olacak. Tolga Yıldız da. Tolga da çok iyi tanıyor. Bir tek arası var diye uzuna çıkacak diye ben birazcık tereddüt ettim. Geri planda bıraktım. Aslında 9 da göz ardı edilmeyecek gibi bir safkanımız sevgili olsa yeri olan arkadaşlar değerlendirebilir. Buranın bombası ve de sonlarda 4 nolu Özgün Stone'yi de göz ardı etmeyebilirler. Büyük oynan büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar bu iki safkanı değerlendirebilir ama Bayemir yine benim burada galip geleceğini düşünüyorum. 5. birinciliğine uzanmasını yakın görüyorum 1 nolu safkanımız. Evet 9. koşumuz 1 maydan koşusu 3 yaşlı Araplar 1500 metre kumla start alıyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet kuponumda burada 4 safkana ben yöneleceğim. İlk şans safkan oğlum Şah diyeceğim Tolga Yıldız'la. 3. kez start alacak yaptı. Son koşusunda 1400'de maalesef ikincilik de ayrıldı. Kocaeli pistini iyi tanıyor. Handikap 14'te bir derecesiz olduğu bir koşu var. O bizleri aldatmasın sevgili dostlar. Oğul Şahat'tan yarın etkili bir koşu gelecektir 11'e ilk şanslı hakkınım. İkinci atım altın oğul Sarı Karınca Fırat Aslan'la iki nolu sakın Çap Tu diyeceğiz Hişman Çizik'le ve de bir nolu sakın Ali Bey'e de dikkat diyeceğim ben bu koşu için. Sıralamam 11-6 2 ve 1 nolu safkanlar olacak. 9. koşuda yer verdim bu 4 safkan benim birincilik adaylarımdan. 4'ü olacak. Yani bu 4 safkanın arasındaki mücadele birinciliği belirler diyorum. Evet 10. koşu şartlı 4-1 mücadele. Dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Kalabalık bir koşu 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet küllerimizin de bol olduğu bir koşu. 1 nolu Lolan Güzeli 7 nolu Fatih Güle Ekürü 3 nolu Esti geçti. 5 nolu Topuklu Efem Ekürü 8 Safari 11 nolu Roman Olur Ekürü 12 nolu Meis Can ve de Yağmur Kızı 16 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet burada da kuponumda yer vereceğim safkanlar sırayla 8 nolu Safari diyeceğim ben Roman Olur'la ekürü. Son koşusunda zaten Roman Olur'la önermiştik. Bursa'da şartlı 3'te mücadelesi vardı 1400'e pistten ikincilik çıkarttı. Şimdi etkili bir koşu yine gelecektir ilk şanslı benim 11 nolu Roman Olur diyeceğim ekürler sevgili dostlar. İkinci atım 4 nolu İdil Kız. Mutlaka değerlendiririm. Grubun kaliteli safkanları kaliteli safkan olduğunu düşündüm. İdil Kız'a da bir çarpı atalım. 4 nolu safkanımız ikinci atım. Üçüncü atım 3 nolu Esti geçti olacak. 5 nolu Topuklu FM'le ekür olarak start alıyor. Sonradan 2 nolu Eğilce mutlaka değerlendirmemiz gereken safkanlardan biri. Ve de burada 2 tane bomba isim önereceğim. Kuponlarımızda olması gereken safkanlardan biri 14 nolu Süper 1 diyeceğim. İşman Çizik'le ve de 15 nolu Borsuk Kızı'na da çok dikkat diyeceğim Halil Kaplan'la. Sıralamam 11, 4, 3, 2, 14 ve
15 nolu safkanlar olacak. Altılık ayarımızın, ikinci altılık ayarımızın son ayında yer vereceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım Kocaeli şablonu da buydu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.